merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün herkesin sevdiği, bildiği ve tükettiği, oturduğu tatlıcıda yediği bir tatlıyı yapıyoruz. Bugün hep birlikte Magnolia yapacağız. Ve Magnolia'da ben kendi tarifimi uygulayacağım. Herkesin kendine göre bir tarifi var. Ama ben lezzet tarafına düşkün olduğum için en lezzetli tarifi bugün sizlerle birlikte paylaşacağım. Magnolia için benim kullandığım malzemeler un, tereyağı, eti burçak bisküvi, Oreo, çilek, şeker ve yumurta. Tabii pastacı kremamızın olmazsa olmazı bir de yarım litre süt var. Ben ufak porsiyon çalışacağım. Siz de istediğiniz şekilde bu porsiyonları yükseltebilir, düşürebilir ya da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak pastacı kremamızdan başlayacağız. Zaten Magnolia dediğimiz tatlı genel olarak kremadan oluşuyor. Arasında bisküvisi var. İstiyorsanız farklı şekilde çikolata ekleyebilirsiniz, meyve ekleyebilirsiniz. Ve ben de şimdi kremamı yapmaya sizlerle birlikte başlıyorum. Orta boy bir tencere alacağım. İlk sütümle şekerimi kaynatmaya başlayacağım. Orta boy tenceremizi aldık. Orta boy bir ocağa koyuyoruz. Kenarlarına ateş gelmesin. Ateş geldiği zaman süt kenarlarında yanar. Ve bu da kremamızın pürüzsüz değil, pürüzlü bir hale gelmesine sebep olur. Otomatikman moraliniz bozulur. Şimdi sütümü koyuyorum. Az bir süt bırakıyorum. Bu sütü yumurta sarısıyla unu karıştırırken kullanacağım. Ve içine şekerimi ilave ediyorum. Gramajların hepsi aşağıda yazılı. Açıklamaya bakıp oradan tarifi uygulayabilirsiniz. Şişme telimi alacağım. Bir yandan sütüm kaynarken, yani çok kaynama noktasına getirmeyeceğiz. Sütümüzün içindeki şeker erirken ben de yumurta sarılarımı ayıklayacağım. Ortalama yarım litre sütte 7 veya 8 yumurta sarısı kullanıyoruz. Ben 8 tane kullanmayı tercih ediyorum. Geniş bir kaba ayıracağım. Geniş bir kapta yumurtaları ayırdıktan sonra yumurta sarılarını unla birlikte çırpacağım. Biraz da süt ekleyeceğim çok koyu bir kıvam olmasın diye. Yani bana göre tatlıdaki en önemli unsur krema. Yani kremayı muhallebi usulü yapan var. Ama ben direkt pastacı kreması kullanma taraftarıyım. Çünkü muhallebi bilmiyorum benim damak tadıma pek uygun gelmiyor. Ve kremanın içine yani istediğiniz eklenti yapabilirsiniz. Çikolata da koyabilirsiniz. Limon kabuğu, portakal kabuğu. İstediğiniz aromayı içine ekleyebilirsiniz. Ve pastacı kreması yapmak sabır isteyen bir iş. Yavaş yavaş kavrulacak ve hızlı kavurma yaptığınız zaman, yani kavrulma derken yavaş yavaş pişecek. Yumurta sarısı ve un yavaş yavaş kendini toplayacak. Eğer bu durumu siz hızlılaştırırsanız dibini tutma olasılığı çok çok yükselir. Ve kremanın o pürüzsüzlüğünü tam olarak yakalamayabilirsiniz. Şimdi çırpma teli belli bir seviyeye kadar karıştırabiliyor. Ve hızlı bir yanmada bunun önüne geçemiyorsunuz. Sabır yani 10 dakika 15 dakika bunu bekleye bekleye yavaş yavaş kıvam almasını bekleyeceksiniz. Ve daha sonrasında pürüzsüz bir krema elde edip onu kullanacaksınız. Yani nişasta kullanan oluyor genelde yumurta sarısı ya da şey yerine, un yerine. Ben nişastasız bir tarif yapıyorum. Zaten yani hepsi bağlayıcı unsur olduğu için bizim için çok sıkıntı arz etmiyor. Yumurta beyazımı arkaya ayırıyorum. Unumuzu içine eleyeceğiz. Ama un elemeden önce biraz daha sıvılaştırıyoruz. Çünkü un elediğimizde çok çok katı oluyor. Yumurta sarımızı sütle açıyoruz. Ilık süt tabi, soğuk süt değil. Çünkü sıcak sütün içine karıştıracağız. Karıştırırken sıkıntı yaşamamak için ılık süt kullanın. Eğer ılık süt kullanmazsanız da birlikte ısıların eşitleyin ve temperleyin. Bu işlemleri zaten birlikte yapacağız. Unumuzu eliyoruz. Bir yandan süzgecimize vura vura unu yumurta sarılı karışıma yediriyoruz. Sütün hepsini kaynatmadım. Çok az bir miktar ayırdım ki buradaki kıvamın koyuluğunu biraz daha dengelesin diye. Çünkü sadece unla yumurta sarısını karıştırdığınız zaman çok koyu ve hamur kıvamında bir kıvam elde ediyorsunuz. Ve bu da sizi ürün yaparken zorlaştırabiliyor. Topak topak olabiliyor. Böyle topak topak olma olasılığını daha da düşürüyorsunuz. Ve ürün istediğiniz şekilde çıkıyor. Mesela şu an yoğun bir kıvam var. Ama unumuz istediğimiz gibi açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu süzgeçten geçirerek, hatta biraz ben size temperleme işlemini de göstereyim. Bir kepçe aldım kendime. Kepçeyi alıyoruz. Sütümüz zaten kaynama noktasına hemen hemen yaklaştı. Altını tekrardan açıyorum.
Sıcak sütten bir kepçe alıyoruz ve içine yumurta sarısını içine yavaş yavaş ekliyoruz. Evet, sütümüz gerçekten kaynamış. Altını kısalım tekrardan. Yumurta sarımızın içine yavaş yavaş yediriyoruz ki içine döktüğümüz anda kesik kesik olmasın. Bir de kesik kesik de olabilir, yani yumurtayı da kestirebilirsiniz. Dalgınlığınıza gelir, olur. Ona da şöyle bir pratik yöntemim var. El blenderını alın. Kesilmiş ürünü el blender ile çekin ve sonra süzün. Yani en fazla o şekilde kurtarabiliyorsunuz. Yoksa başka türlü imkansız. Ne kadar bağlasanız da o kesiklik gitmez. Şimdi yeteri kadar ısıttık. Kepçemizi şöyle kenara koyalım. Şimdi tüm karışımı içine ilave edeceğiz. Ama ilave etmeden önce ürünümüzü süzeceğiz. İçinde topak kalmaması için. Ve süzgecimizi arkadan alıyoruz, kullanıyoruz. Ve içine tamamen döküyoruz. Ürünü ılıttığımız için şu an dökerken karıştırma işlemi yapmadım. Ama normalde eğer ürünü ısıtmasaydık o döktüğümüz anda direkt kesilirdi. Şimdi altını açıyorum ve şimdi sabretme noktası şimdi başlıyor. Yavaş yavaş karıştıracaksınız. Kıvam almadı diye korkmayın. Çünkü uzun bir süre sonra kıvam alıyor. Yani 10 dakikayı bulabiliyor, 15 dakikayı bulabiliyor. Altını biraz daha kısalım. Zaten soğuyunca da kıvamı bayağı bir katılaşacak. Yani sıcakkenki durumuna çok fazla kanmayın. Evet, şimdi kremamız hızlı bir şekilde kıvam aldı. Gerçi çok da uzun sürmedi yani. 3-4 dakika içinde kıvam aldı. Ben evde yaparken genelde kısık ateşte yapıyorum. Burada biraz daha ateşini yükselttik. Ama yine de biraz daha koyulaşması lazım. Kıvamı görüyorsunuz. Evet, kremamız şu anda kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Yani bu kıvam bizim için ideal bir kıvam. Evet, şimdi altını kapattıktan sonra 40 gram kadar bir tereyağı var. Tereyağını ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Üstünü streçleyeceğiz. Ve dolaba kaldıracağız. Ama şu an biz zaman kaybetmemek için dün yaptığım kremayı kullanacağız. Hatta üstüne bir yağlı kağıt kapatayım. Yağlı kağıt da aynı işlemi görür. Eğer bunu böyle atarsanız dolaba üstü kabuk bağlar ve rengini bozar. Bu da sizin istediğiniz dereceyi yakalayamamanıza sebep olur. Yani istediğiniz bir şekilde o parlak görüntüyü alamazsınız. Evet, dün aynı tariflerle evde hazırladığım bir krema. Daha önceden yaptım çünkü soğuması çok zaman alacak. Bu da bize video çekimine zaman kaybettirecekti. Ve gayet pürüzsüz, parlak ve kıvamının gerçekten olması gerektiği gibi bir krema oldu. Ve şimdi sizlerin önünde güzel bir magnolia'yı oluşturacağız. İçerik de kötü. Elimize iyi çilekleri buluyoruz. Şimdi bardağımızı aldık. İlk kat katına kremayı geziyoruz. Kremayı biraz bol sıkıyoruz. Evet, kremayı geçtikten sonra kenarlarını kontrol edin. Boşluk kalmış olabilir. Tamamdır. Şimdi çileklerimizi tek tek iç tarafı dışa bakacak şekilde diziyoruz. Ve tam olarak dışında şöyle güzel bir görüntü oluyor. Dediğim gibi görselliğe önem veriyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arasına ben hem burçak hem oreo kullanmayı tercih ettim. Çünkü oreo'yu yerken gerçekten çok seviyorum. Ve kremalı tatlılarda da çok yakışıyor. Zaten kendi içinde de kreması var. Ondan dolayı çok böyle kuru bisküvi gibi durmuyor. Kesiyoruz. Ve bu da emin olun çok farklı bir tat katıyor. Şimdi kestiğimiz oreo'yu ortadan ikiye, ortasına doğru bastırarak dolduruyoruz. Oreo'muzu doldurduktan sonra biraz da eti burçak. Bunlar tat olarak etkiliyor. Yani niye ikisini birden kullandın diye soran olursa
Ben lezzetlerinin birbiriyle uyuştuğunu düşünüyorum. Şimdi ortasını bisküviyle doldurduk. Üstüne tekrardan şurayı bir temizleyeyim ufak ufak. Kaldırayım. Çilekliğimizi bir kenara aldık ve şimdi kremamızı da üstüne güzel bir şekil vererek kremamızı sıkıyoruz. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde, şekli bozmadan devam ediyoruz. Evet, ben şu anda istediğim görüntüyü yakaladım, bana soracak olursanız. Ve gayet de görüntüden memnunum. Tat lezzet olarak da aynı şekilde. Süslemede de aynı şekilde çilek kullanabilirsiniz. Çileği şu şekilde bölüp şöyle koyup bir parça da oraya kullandığınız zaman gayet güzel, şık bir tatlı elde edeceksiniz. Ve görüntüsü bu şekilde olacak. Ben bu sade görüntüleri seviyorum. Yani Magnolia'nın üstünde daha fazla oynayamazsınız. Ya çilek atarsınız ya da meyve, yani bisküvi koyarsınız. Üstüne hatta biraz da burçak tozu atabiliriz. Görüntü olarak bizim için güzel bir görüntü veriyor. Şu şekilde. Şimdi tadına bakıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Evet, şimdi tatlımızın tadına bakıyoruz. Yani kremamızın kıvamı gerçekten çok iyi. O kıvamı da ben size birazdan göstereceğim. Bana göre bir pastacı kremasının olması gerekeni bu. Yani daha farklı bir şey bekleyemezsiniz. Daha iyi bir şey bence yine bekleyemezsiniz. Çünkü hem kıvamı göstereyim size gerçekten. Hani bu kadar pürüzsüz, güzel ve tadı yerinde bir krema gerçekten ben görmedim. Yani gördüğünüz gibi parlak ve pürüzsüz. Bunu yakalamak önemli. Bir de tadındaki işte vanilya oranı, aroma oranını siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz aromayı da istediğiniz gibi çıkar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.